xoşbəxtlik. Biz heç vaxt bir-birimizlə xoşbəxt ola bilmərik. Çünki başqa-başqa adamlarıq. Mən heç vaxt unutmayacağım səni. Xatırlayacağım həmişə. Gülnar, İstərdim ki bu həyat yolunda birgə addımlayaq. Elmi axtarışlarımı davam etdirəcəyəm. Doktor da olacağım, profesör de. Ama təəssüf ki bütün bunlar sensiz olacak. Sensiz olacak. Bir ötən sevgini unuda bilsen. Könlümü sevgin ile da bilsen. Bir akşam yanına kayda bilsen. Bağışla, bağışla beni, bağışla. Zəng eləmişəm, sifariş göndərmişəm, amma həmişə bir bahane tapıb qaçmışam məndən.
Ben hiç falan. Ben hiç. Bu institut seni Ersi'ye çattırır. Elmler Namizade adını burada almışsan. Doktorluk işimi burada tamamlamışsan. Böyle olmaz ahı. Ben öyle bilirdim gidip her şeyi köhne kaydada göreceğim. Sen deme kapısı da değişim buranın. Tek kapıları yok. Adamları da. Sağ ol. Basım elim yerindeydi. Hayır, üniversitede gidip. Geç gelir. Geç geç. Ha, geç diyorum. Bu kız Tezet diyesen tanımırım. Keçmiş katibe. 3 ildir ki kiçiği elmi işçidir. Ha? Hı. Yoksa yine elmi iş yazırsan. Sürmez adam sana. Gel görüm. Gel. Geç. Eyler. Gör neçe ildi görüşmür ya. Neyse. Otur. Sen incim elçi. Dost arasında söz söhbet de olur. Narazılık da. Ama gereği bağışlamayı bacarak. Hı? He? Belki adama çay içi ya. Çoktan da seninle görüşme isteyirim. Hele bele, dertleşme için. Yüz yüze, göz göze. Nece diyerler? Tet a tet. Günlerden de o balam. Buradan gideni şirinleşmiş ama diyesin. Atalar yakşı diyeyim. Sağlığında çor fatma. Ölende badam gözde. Allah elemesin. Biz hele el ele verip işleyeceğiz. Bazılarının acığına yazıp yaranacağız. Götür görüm. Evet. Götür. Sağ ol. Sağ ol. He. Sen Moskva'da doktorluk disertasyasını müdafiye eden de sana bir telegram vurdum. Aldın ya yok. Gece sağa düştü. Yaşın niye görürsen? Hiç. Yazma bir ehvala düştü. Günlerin bir günü geceden hayli geçmiş yazışı Birnar Show'ya bir telegram gelir. Yazışı neyse bir heyecanlı haber olduğunu zannediyor. Telegramı açır görür bir tanışı yazıp ki menden nigaran kalma kefim yakşıdır. Yazışı bundan eserleşir. Hemen tanışına bir taş gönderir. Mektubda yazır ki senden nigaran kaldığım için yüreğimden iri bir taş asılmıştı. Şimdi hemen taş düştü, gönderirim sana. Kirpi kimi tikanlısan. Yaşlandıkça daha da üzülmez olursan. İncime soruştum ben dedim. Eşilirim. Elçi, yatakhanadaki 47 numaralı otak yadındadır. Talebeli illeri ömrün en güzel çağların. Bu vazife iş güç adamın başına o kadar katır ki hiç o günleri hatırlamaya böyle vakti olmuş. Seni görende bilirsin ne yazma düştü. Ne? Köyne yalmağın. Yanındadır. Biraz pul yığmıştın ki özüme palto alasın. Aktardığın, gezdin, neyse hoşuma gelen olmadı. Dedim fikrimi değiştim. Kostüm alacağım. 5-10 günde geçti. Pul yavaş yavaş harcandı. Bir gün soruştuk, babam ne oldu bu kostüm? Dedin yine fikrimi değişmişim. Şalvar alacağım. 5-6 günde geçti. Bir gün ucuz bir köyne yal geldi. Yakın 5 günde geçseydi, özüme cip desmal alacaktın ha. Hay sen. Ama hele giyindir o köyneyi. Nece olsa palto kıymetine başa gelmişti. Öyledir.
O illeri ben de tez hatırlıyorum. Ama cuman veririm ki sen beni o illeri hatırlamak için çağırmamışsın. Çok olsun benimciğim. Çok olsun. Elimde seni rendeleyebilmedim. Yüreğimi mühkem tut. Özüm bilirsen ki yüreğim mühkemdi, sözümü de. Hayır, haber verme istiyorum sana. Eşidirim. Bilirsen ki benim elmi işler üzere mavinim üniversitede mellim gitti. Bilirim. Akademiye onun yerine senin namizediği bir el sürüm. Onu da bilirim. Ben razılaşmışım. Ama ben hep şey yaşarım. Tanrıma tepi atma. Böyle fırsat hele düşmez. Bilirsen Basif, her defa iş yerini değişmeyi benim için çetindi. Düzdür, Karastruktur bürosunda nezari meselelerle meşhur olmaya bak kalmır, imkan olmur. Ama herhalde öğrenmişim, isinişmişim oradan. Sen bilirsin. Senin yerin hele burada. Biz birbirimizi tamamlayırız. Birimiz eğende, birimiz düzeldirik. Basif, sen her şeyi ölçüp pişen adamsın. Düzünü de. Maksadın nedir? Maksadım? Ne kışır? Diyelim. Tanımadığım birisini göndereceğiler. Bilmeyeceğim ne yuvanın kuşudur. Belki demagog oldu. Ayağımın altını eşmeye başladı. Ha? Ama sen inatkar olsan da könte olsan da cikine de beneden bikine de prensipyalsan felsefe erisi değilsen elimden iki şükür Allah. Kim istesen otur darsan yerinde. Maşallah. Prinsipiyallıktan dem vurursun. Aferin. Elçin, hemşe birisini kınamaktan evvel özünü onun yerinde tesemmür eyle. Yakın bir kohumun senden kömek umsa elemezsen. Eliyerim. Eliyerim. Ama bakır benzin yeter şerahete. Sen ne dediğin kömeği ise kömek yok. Kohumbazlığı diyorlar. Neyse. Gel bir şeyler yana salmayak. Sende de günah olup, bende de. O kız da ki... Bilmiyorum, haberim var ya, yok. O kız olup Allah'ın belası. Teze iş yazdı, müdafiye eledi. Öyle burada işliyor, Şakir'in şöbesinde. Bilirim. Son notlar müşterek megalileriniz çap olmuş. Pis değil. Tesis olma. Yakşını tariflemeyi lazımdı. Lazım olsa tarifleriz. Elçi. Gel el ele verim işleyelim. Dünyanın ahırı değil ki. Kin külüret basmasın sen. Ne diyorum? Ben razı. Bak! Buna diyerem kişi söhbeti. Demek razılaştık. Razılaştık. Onda seher görüşürük. Evet. Akademide, parkomun yanında. Oldu? Oldu. Değil mi? Yok. Mütlak haber vererler. Yaş. Ha? Oğlum hiç soruşmadın. Konstruktör bürosunda da var ne yok. Sağlık selamattı. Eğer başka sözün yoksa ben dedim. Neyse yanındaydı soruşacaktım senden. Ha? Hiç bizi Toyva da çağırmadın. Hı? Ne olur, ne olur incimirem. Dost arasında olan şeydi. Yakışır, uşağından zaten neyin var? Bugün sabah oğlumun toy olacak. Sen toydan dem vurursun. Ay valla, bu vakit geçmiş.
bizi de kanatına alıp uçur. Bilmiyorum bunun ahırı ne olacak. Bir de baksın. Beli. Şakir Meryem. Buyurun. Beli beli. Gelin. Gelin buradayım gözlüyorum. Gelin gelin. Heh. Razlaştık. Razlaştık. Onu sen görüşürük. Görüşürük. Oldu. Oldu. Görüşürüz aşağıda. Sağ ol. Evet, sağ ol. Sağ ol. İçin verdim. Hoş gördük. Hoş görmüşüz. Ne acep sizden? Hayır oldu. Hayırdı. İstirsiz yedim bir de bu yanlara gelmeyeyim ben. Ne dalışırsınız? O gün Elmiş Uğra'da çıkışınız çok hoşuma geldi. Akırda hiç nece geçtiz haberim olmadı. Sizinle bir problem var arada mesafleşeceydim. O sonuncu megalanızı diyorum. Ne vakit görüşebilirim? Sizin işlerinizle son işleriniz beni çok meraklandırır. Yani ben de sizinle görüşmeyi istedim. İndi imkan yoktu. Belki bu yazıları verim direktöre kalkar bizim otağa. Yok yok indi telesirim. Sonra zenginleşip görüşerek. Yaxşı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Günler, Zahmet Hanım nasıl bu megalan he? Ne olup size? Hiçbir şey. Eğer imkan varsa icazı verin ben geldim. He? He, buyurun buyurun, girin. Sağ ol. Sağ ol. Thank you.
müellim olay. Buyurun. İlçin müellim, çay ister misiniz? Hayır. Bu ne kol oldu böyle? Vasil müellim verdi, dedi ki bakın öz fikrinizi bildirin. Yaxşı. Özü bakın. Bilmirəm. Yaxşı. Böyle. Böyle. Esselamu aleyküm. Selam. Eşidirim. Yeni de resmiliyik. Ektardık da köyün aksalları. Biz evde olmalıyız. Kavamızdan dillenenin ağzından vurmalıyız. Bu ağız düz dese onda nece? Düz söz demeyin de tehri var. Neyse. Geçmiş mavinimle. Hemşe telefonla danışırdım. Resme sertti vardı aramızda. Ama senin istiyorum yüz yüze, göz göze. Neci diyorlar? Tek a tek danışın. Devlet düşerse ne biraz inciyebilersen. Yok. Hele şeyden ötürü incirmedim. Bunu bana niye göndermişsin? Ah, bağışla, sert vermişim. Gerek özüm getireydim. Yok. Getirdin ya getirmedin, bana hiç fark yok. Diyelim yani, niye göndermişsin? Bak, sonra danışalım. Niçin sonra? Yaxşı. Bir yerim. Yaçın. Veli. İstiyirəm... Bırak Turşa Akir müəllimi. Hı? Necə bilirsən? Başa düşmürəz, necə yani? Məqamənin biri Şakirindi, o biri aspirantının. Megalenin biri Şakir'indi, o biri aspirantının. Özüm bakmışsın ha? Bakmışım. Öyle sen diyen fundamental iş değil. Megaledir de. Ya şimdi biz neyle meliyiz? Bunu. Sen. Hoşum geldi. Vurmalıyız. Megalesini alt üst edemeliyiz. Hele bugünlerde seminerde müzakere vakti. Ne için? Yakışı gelirdin. Körladın. Adi, elementer bir şeyleri sana başa salmak için. Gerek deriden çıkalım. Benim doktorluk işimin seminerdeki müzakeresi yadıma düştü. Tardık da. Tardık köyün aksabları. Tenkit ele senin özüme de hayırlıydı. E sana hiç tenkit edemirler. Yok niye? Öyleyirler. Göreceksin. Zamanı değişir bana. Biri ele bu Şakir. Bakın ben bilen sakit adamdı bu Şakir müellim. Görüm onu sakit ilan vursun. Demele hayır çıkırsın. Ya başa düşmürsen ya da başa düşmek istemirsen. Şakir kimdi? He? Sual veririm sana. Kimdi bu Şakir müellim? Bir üstümüzde şöyle midir Necem Bey? Yok. Sedatlı alimdi. Görüm onun istedadı başına değsin. Yok. Cavandı, doktordu, bu insana profesör olacak. Üçüncü mikroyönde evleri var. Oo. Sonra? Görürüm biyografiyasını ela bilirsen. Yaşında mesela neyi bilmirem veyahut bilmeliyem. Kulağız. Şakir kimdi?
namzat. Senin ve benim yerime bir numaralı namzat. Üstelik ileri çekmek isteyen de bakıp görecekler kim daha perspektifli ve ileridedir. Ha? Elbette ki Vasif, Elçin, Şakir. Belki de Şakir bizden ileridedir. Neyin ki geriden? Düzdür. Düzdür. Şakir istedaklı alimdi. Böyle ona göre de sıkmak lazımdı. Suyu çana kadar. Vasif, Elçin diyen de Şakir hiç ya da düşünmesin. Özüm vur. Benden sana köməkçi olmaz. Tekerden ses çıkmaz. Təəccüb edirəm sana Vasif. Bu cür işlerle məşğul olmağa nə vaxt imkan tapırsan? Universallıq lazımdır babam. Universallıq. Zəhmətini, vaxtını yaxşı işlərə sərf elə. Yaxşı, yaxşı. Təhlilə keçmə. Səninlə açıq danışdım. Əgər razı deyirsənsə, yazıları da götürüm. Söhbət də qalsın aramızda. Yadıma bir şey düşür. Ben doktoru müdafiye edeyim de mehmanhaneye tebrik telgramları gelirdi. Elmi Şura'ya ise imzasız mektuplar. Ne yazmışlar? Çok şey. Çok şey. Hatta o... Yaxşı. Bunları mənə ne edirsən? Kıza da böhtan at. Heç. Yadıma düşü dedim. Öyle o da Şakir kimlerin işidir. Saman altından su yeridendi bu Şakir. Mənim neyim var? Hamısı dilimdədir. Bilmirəm. El adamlar var ki... fikirlərini çatdırmaq üçün yox, gizlətmək üçün danışırlar. Söz yığınında bastırırlar öz fikirlerini. Ama gerek rengin gözlü olasın ki o daşkanağın altındakileri okuyabilesin, duyabilesin. Filosof olmuşsan balam. Filosof olmuşsan öz aramızda. Diyesen seni buraya getirmeyi de sehif eləmişim. Ne olar? Buna da dözerik. Eğer bilseydim ki beni sen getirmişsin gelmezdim. Her halde benim de razılığım olup. Bunun meseleye dahli yoktu. Neyse. Görey elimi şurada cemaat ne diyor? Ne diyecekler? Kuzu kimi durup bakacaklar ağzımıza. İşçileriniz hakkında çok pis fikirdesiz Vasif müəllim. Herhalde mən diyen olmalıdır. Elçin müəllim. Tez yanıma çağırın. Baş üstü. Alo. Şakir müəllim. Vasif müəllim sizi təcili yanına çağırır. Bəli.
Sağ olun. Katibe dedi ki, mən axtarırsınız. Balam, gerek elə mən çağır, ha? Siz mənə məqalə vermişsiniz, monografiya vermişsiniz. Nəticəsini öyrənməlisiniz ya yox? Məqaləleri sabah seminarda müzakirə edəcəyik. Elçi məlim zəng eləmişdi. Müzakirə başqa, rəhbərliyin fikrini öyrənmək başqa. Rəhbərliyi ilə də ki, hesablaşmaq istəmirsiniz. Əyləşin. Niyə istəmirik? Məndən soruşursunuz? O gün seminarda ağzınızdan ot tökülürdü. Aspirantlara verdiğim mövzuları bəyənmirdiniz. Vasif məlim, o mövzular aktuallığını itirib. Bunu mən hər yerdə deyə bilərəm. Görürsünüz? Bilirsiniz bu nədir? Saymazlıq. Əgər siz gəlib fikrinizi mənə yüz üzə, göz gözə, necə deyərlər, tet a tet desəydiniz razılaşardım. Amma indi haqlı olduğumu sübuta yetirməyə çalışacağım. Çünki rəhbərin avtoritetini aşağı salmaq yaramaz. Bu ümumi işimizə ziyan gətirər. Anarxiya yaradar. Bəlkə səhv deyirəm. Məncə adam öz fikrini gizlətməsə yaxşıdır. Hər şeydən əvvəl xeyirxah olmaq lazımdır. Əlbəttə ki, dosta qarşı. Bunun üçün dostu düşməni seçməyi bacarmalısınız. Mənim bu institutda düşmənim yoxdur. Elçini çoxdan tanıyırsınız? Əlbəttə. Neçə illərdir onun elmişləri ilə maraqlanıram. Amma şəxsən 2-3 il tanışıram. Bilirsiniz ki, o burada işləyirdi. Siz işləyən şöbədə? Bilirəm. Mən onun yerinə gəlmişəm. Siz bunu açıq ürəklə deyirsiniz. Elə bilirsiniz, burada heç nə yoxdur. Oysa... Axı siz... Onun yerinə gəlmişsiniz. İnanmaram. Özünüz bilin balam. Məndən demək. 5 il bundan qabaq mənimlə də yola getmədi. Axırda qaçmağa məcbur oldu. Bütün kollektiv qalxmışdı əleyinə. Çox güman ki, intiqam almaq üçün indi gəlib. Yəqin yuxarılarda adamı var. Güclə mavin göndərdilər. Mane ola bilmədi. İş güc də bacaran deyil. Elə-belə demagogluğa gəlib. Vasif məlim, axı o heç pis adama oxşamır. Hər halda yaxşı tanıyıram onu. 5 il bir qrupda oxumuşuq. Necə deyərlər, qazan dedi, dibim qızıldı, çömçə dedi, gəzib gəlmişəm. Nə deyim, valla? Neysə. Neysə. Düzünü deyim ki, məqaləniz xoşuma gəldi. Yaxşı yazmışsınız. Çox sağ olun. Afərin, məhsuldar işləyirsiniz. Seminarda görək nə deyəcəklər? Nə deyəcəklər? O işin formal cəhətidir. Elçin çox təkid elədi, razılaşdım. Yoxsa hər məqaləni müzakirəyə çıxarmaq nə ehtiyacı? Açıqın deyim ki, hər axşam monografiyanızın əl yazmasına baxıram. Son ballı əsərdir. Bu barədə mütləq seminarda danışmaq lazım. Amma çiğ yerlər də var. Məncə, giriş hissəsi yazmağa ehtiyac duyulur. Qeydlərinizi deyərsiniz, Vasif müəllim. Nəzərə alarıq. Elə bir ciddi qeydim yoxdur. Yaxşı olardı ki, onu ikimiz yazardıq. Yaxşı olardı. Necə olsa mənim bu işdə səriştəm var.
Yoksa o kız... Adı ne oldu onun? He, günlerdi diye sene. Yoksa o kız teze ne diyebilecek? Tecrübesi az, biliği ondan da az. Yok Asmen. Ben razı değilim. Bence o çok çalışkan, savadlı kız. Eğer o olmasaydı ben bu tezliği de yazıp çaktırabilmezdim. İşin esas hissesini de o görür. Hem de sizin getirmenizdi. Ne diyelim bana, vallahi ne seni. Adam her şeyi açıp danışabilir. Bir vakit elçini yoldan çıkartmıştı. Aspirant olanda. Elçin gedenden sonra arada sakinleşti. Ha? Eşitmişim romanı tezeliyimler ha? Aileli adam şun bir abırçı oldu bana. İnanma. İnanmıram ki bu hengameden sonra onu vazifede saklayanlar. İnanmıram. İnanma olmur Vasif Mehmet. Fil kulağında yatmışız. Fil kulağında. Öz halıma acıyorum. Nedense getirmir benim ki bu muavin meselesinde. Getirmir. Neyse. Monografyanızı mukaddeme yazmışım. Ahırına bir paragraf ilave etmişim. Buyurun bakın. Adımı hiçbir yerde yazmağa ihtiyacı yoktu. Benim ki oldu balam. Kitap yaxşı olsun. Necə olsa institutumuzun adına da ha? Elə deməyin Vasim Əli. Sizin de adınızı yazarım. Madem zəhmət çəkmisiniz. Vallahi sizin üçün deyirəm. O gün əlimə bir kitap düşmüşdü. Küm əllifi vardı. Adlarını demeyeceğim. Riyaziyatçı değiller ama siz yaxşı tanıyırsınız. Biri akademikdi, o biri küçük elmi işçi. Xulasada yazılıb ki, girişi akademik filan kəs, birinci, ikinci, üçüncü fəsilləri küçük elmi işçi filan kəs yazıblar. Kitab cəmisi üç fəsildən ibarətdir. Görürsünüz, iki səhifəli giriş akademik kitab müəllif edib. Məlumdur ne için? Kireşirəm ki, siz işinizi aparıb verdiniz nəşriyyata. Baxacaqlar ki, müəllifləri kimdir? Plan institutun işçiləri. İldən ilə plandan plana salacaqlar. Amma mənim adım orada olsa, beşi qorxmasa da beşi çəkinəcək. Kitab da vaxtında çıxacaq. Vallahi sizin üçün deyirəm. Razısınızsa? Yaxşı. Buyurun. Ancaq bir xahişim var. Buyurun. Elə eləyək ki, kim hansı hissəni yazıb məlum olmasın. Bərabər işləmişik. Sizin üçün deyirəm. Yox, razı deyirsinizsə, yazdığımı da götürüm, verək müzakirəyə. Lap bir rey de məndə. Yaxşı Vasif müəllim. Mən Gülnarla da məsləhətləşim, sonra sizə deyərəm. Onsuz da mən o qızla danışmalıyam. Elçin müəllim barədə. Hər halda şöbənin işçisidir. Maraqlanın gəlir. Əlbəttə, maraqlan. Mütləq maraqlan. Amma bir bağlıca ehtiyat. Necə olsa arada məhəbbət var axı. Bir yaxın olmasın. Heç kəs bilməsin, üz-üzə, göz-gözə, necə deyənlər, tet, at, tet. Yaxşı, xudafiz. Buyurun. Göz açmıştı bu gözler bir ömürlük muhabbetten söz açmıştı bu gözler niye birden yoka çıktı o bahtever gülüşler niye beni bile yıktı niye beni bile yıktı o bahtever gülüşler
Gel gel gülüm, gel görüşün. Hicranına düzmez yürek. Hasret mene bir dağ olur, bir dağ olur. Gel gel gülüm, gel görüşün. Ağlamasın salkım süt, ağlamasın salkım süt. Gözyaşları bulağ olur. Göz yaşları kövrek göçek arzularla. Gel ömrüme günüme. Sensiz yürek haray çekir. Git sesine önüme. Bu eşkimi öldürse de yalvarmağa üzüm yok. İnsafsızlık yeter gülüm. İnsafsızlık yeter gülüm. Daha bende düzüm yok. Gel gel gülüm gel görüşün. Hicranına düzmez yürek. Hasret mene bir dağlar. Bir dağlar. Gel gülüm, gel görüşün. Ağlamasın salkımsın, ağlamasın salkımsın. Gözyaşları bulur, gözyaşları. Anlaştırmışım. Lan yaxşı. Öyle yeri gelmişsen senden soruşacaktım. O kitabın hansı fesillerle sen yazmışsın? Bu ne söz değil ki? Ola. Her şeyi şüpheyle yanaşırsa. Adam seninle danışanda özü özünden koflanır. Yok, fikrimle ayrı şey gelmesin. Yani pas sırasıyla familya yazılsa evvelce Gülmar yazılmalıdır, sonra Şakir benim, sonra da sen. Ama burada tersine olup evvel senin adın yazılıp sonra Şakir'in, sonra da Gülmar'ın. Bile çirki esas işi sen görmüşsün. Ne olur böyle çıkanda? Benim esas işi görmeye bizim kabiliyetimiz çatmaz.
Çatağı niye çatmış? Ahmet sualıma cevap almadım. Niye göre müellifler elifba sırasıyla yazılmıyor? Bes vazife, atsa... Onun ehemmiyeti yoktu. Görürüm. Köhne mehabbet yattan çıkmıyor. Söhbetimiz. Elçi Mehmet. Desene ki kiminle danıştığınızı yattan çıkardırsınız. Görünür benim günahım reftarıma göre heddimizi aşırsınız. Yok bakın yeter olmasa burada senin kardeşin. Kardeşimin meseleye dahli yoktu. Söhbet benim rehberliğim ve iştirakimle yazılmış monografiyadan gelir. Yakşı besonda müellif kimdi ey rehber ve iştirakçı? Yoksul savatsız ve erkön kız yazıp bu monografiyanı. O savatsız değildi. O savatsız değildi. Sen onun işlerine bak. Hatta bazılarına şerik de çıkırsın. Sen bak. Ben ona yol göstermişim. Elmin çetin ve dolaşık yollarında beletçi olmuş ama lan. Sen ona eri yol göstermişsin Haydi. Ağıl öğretme. Elçi. Gel seni ulusların birine kafedra müdürü düzeldim. Git. Mani olma bana. Evvela sen kimsen ki bana iş teklif edirsin? İkincisi lazım sözün git. Bir cavanı görmeyeceksin. 6 yıl bu instituta direktörüm. İşlerim de kaydasınca gelir. Bir nefer mene gözün üstte kaşım var diyebilmez. Acıyla malına. Elçi. Belki seni yazak müellifler siyasına ha? Ne olur? Komşuda bir şeyler bize de düşer. Ama onda diyor birincim benim adımı yazasız. Yok. Niye ki? Seni öz can ciğerinle koşa yazarız. Ben Beşirman'dan da bak eserleşmemeye söz vermişim ve sözümün üstünde dururum. İndisi sizden kahiş edeceğim. Çıkın kabinetten. Nece? Çıkın, çıkın. Thank you.
Alo. Şakir benim, zahmet olmasa yanıma gelin. Salam etsin Meryem. Salam. Ne olup size? Hastalanmaz mısın? Yok, iyileşim. Ben sizin monografiyanı dikkatli okudum. Çok yakışıdı. Çok sağ olun. Görev çap ettirebileceğim. Çok yakışı işlemişsiniz yazmışsınız. Hatta son işlere kadar ehate eləmişsiniz. Düzü ben özüm girişmek istedim bu meseleye. Ama siz beni qabaqladınız. Ama bir şey var ki, mənim gəlir monografiyanın axırıncı paragrafı nəsə yamaq kimi görünür. Biz de başa düşün, geçin ben. Direktorunuz yazıb o paragrafı. Bilirim. Bir de giriş sesini. Haradan bilirsiniz? Mən monografiyanı dikkatle okumuşum. Yəqin Gülnar deyib sizə. Vasif müəllim deməz. Başqa heç kəs bilmir. Yaxşı, bəs yazı üslubu, ümumi ruh. Düzü heç bu barədə fikirləşməmişəm. Bak siz neye göre cuman edirsiniz ki bunu məhz mənə Gülnar deyib? Ne bileyim. Belki ona göre ki o sizi sevir. Direktör bana dedi ki sizin maceranız olup indi de devam ediyor. Ben kızın özünden soruştum. Bak siz ne cesaret. Küçük bacımı hesap edirim. İstedim öğrenim. Belki. Garip adamlar var bu üstüde. Fırıldakçının biri şöhret esiri olan bir adam. Onlar bardaklarına doluyor. Ama onlar sonra danış bu. Bunlar ki etraflarımda neler olur, neler baş verir. Dehşet, dehşet. Siz
Sizin de derdiniz zarınız ile çay olsun. Hiç çay içmirsiniz. Doğru. Hanım kız. Adım Gülnar'dı. Gülnar hanım. Beli. Şakir benimin şubesinde işleyen Gülnar'ı karşı edilen benim yanıma çağırırız. Baş üstü. Alo, Gülnar hanım, sizi İlçin müellimin yanına çağırır. Beli. Sizin için eziyet ise... İşitir misin? Öyle şey. Teşekkür ederim. Sizin müdafiyenize şirak edemesem de işlerinize beledim. Meğerlerinizi okumuşum. Siz artık bir alim kimi yetişmişsiniz. Ben Akademiyanın rehberliği karşısında böyle bir mesele koyacağım ki size kişi bir grup versinler. Halbuki siz indiden şöbe müdürü olmaya layıksız. Üst istiyorum. Ben hala bacarmaram. Niye bacarmışsınız? Bes ne bak bacaracaksınız? Ne bak ne kadar dözeceksiniz böyle tekkirlere? Siz yine Şakir benim de böyle. Sizin kimden çoktu bu üniversite?
Beş iş değil, 15'i ona şerit çıkar. Bilmiyorum, hardım. Kopu kanınıza bu öyle bayılık. Ne vakti kırık devam edeceği bu bilmiyorum. Siz hırslanmıyor. Ben hırslanmıyorum, ben yüreğimde olan sözleri diyorum, vesselam. Elçim var. Ben için benim değilim. Sadece olarak elçinim. Elçinim ve selam. Bütün nüshat bilir bizim geçmişimizi. Direktörümüz özünden uydurur. Sana da dörtten atırım ben hadi. Hatta onun dörtün kardeşini de bir anı edilir. Yanaşmaz bizim hakkımızda böyle söhbetler. Biz ikimiz de evliyiz. Evliyiz. Ah biz... Sen yaşlı kızsın Gülnar. İkimiz de evliyiz. Ama nedense Vasif'in çaldığı inanmıyorsam. İkimiz de evliyiz. Ahı biz ikimiz de evliyiz. Ahı biz ikimiz de evliyiz. Ama nifet evlen, siz liberallıysa. Ahı biz ikimiz de evliyiz. Saçlarına dam düşüp Gülnar. Bak ne tez gelip geçir. Adam az kalır. Biliyorsun deli deli.
Salam. Elçim. Hardan tapdın benim bu halvet mənzilimi? Şakir müəllimdən soruşdum. O da dedi. Yaxşı adamdır Şakir müəllim. Elə hey səni tərifləyir. Bəs bura niyə gəlmisən? Səndən üzr istəməyə gəlmişəm. Nə üçün? Dünən o gün bəlkə əsəbləşdim, incitdim səni. Bu gün şənbə, sabah bazar, əgər iş günü olsaydı gəlib iş yerində üzr istəyəcəydim. Səhərə kimi yata bilməmişəm. Bağışla məni Gülnar. Bağışla. Sən məni bağışla. İstədiyim kimi ola bilmirəm. Bacarmıram yəqin. Yox. Sən elə əsl məni istəyən kimsən. Evdə kim var? Kim olmalıdır ki? Bəs mən... Mən həmişə təkcə sənlə olmuşam. Bir yerdə yazıb pozmuşuq. Deyib gülmüşük. Çətinə düşəndə də səni köməyə çağırmışam. Bəs sən ərək? Endorfinə. Yox, yaşaya bilməzdim onunla. Gülnar. Xoşbaxt ol. Bax, sən niyə belə etdin Gülnar? İndi isə... Get. Bu evdə bir elçim var. O da 5 il bundan əvvəlki elçim. Həm də mən qısqancdırım. Sən belə isən müşkünlər. Mən səni tanımamışam. Tanımamışam. Thank you.
düşen gardını dumanından habersiz, kimden habersiz, seni güveneden intizarını Thank you.